Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere zekat nedir, kimlere verilir, miktarı nedir, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığında anlatmaya çalışacağım. Tevbe suresi 60. ayet. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, zekat işinde görevli olanlar, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman etmiş kullarıma söyle, alışverişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler. İbrahim Suresi 31. İşte onlar sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Kasas Suresi 54. Gerçekten Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler. Fatır Suresi 29. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi kendilerinde halifeler kılıp harcama yetkisi verdiği şeylerden infak edin. Artık sizden kim iman edip infak ederse onlara büyük bir ecir vardır. Hadid Suresi 7. Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar bir olmaz. İşte onlar derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hadid Suresi 10. Onlar ki zekata ilişkin söz ve görevlerine mutlaka yerine getirenlerdir. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı, dehşetten allak bullak olacağı günden korkarlar. Nur Suresi 37. Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki rahmete kavuşturulmuş olursunuz. Nur Suresi 56. Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, hayır olarak infak edeceğiniz, harcayacağınız anne baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak yaptıklarınızı Allah şüphesiz bilmektedir. Bakara Suresi 177. Kendilerini Allah yoluna adayan yoksullar içindir ki, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. Onurlarından dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayır olarak infaklarınızı, harcamanızı şüphesiz Allah bilmektedir. Bakara Suresi 215. Geniş imkanı bulunan, geniş imkanından harcasın. Rızkı kısıtlı tutulan da Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Talak Suresi 7. Allah bu harcamalarınızın gizli de açık da olabileceğini söylemekte. Fakat gizli şekilde vermeyi üstün tutmaktadır. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak infak ederler, harcarlar. Ra'd Suresi 22. Sadakaları açıktan verirseniz ne iyi. Fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bakara Suresi 271. Bakara Suresi 262. Mallarını Allah yolunda harcayıp, sonra da harcamaların peşinden başa kakıp, eziyet vermeyenlerin ödülleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve tasalanmayacaklardır onlar. Bakara Suresi 264. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını infak eden, harcayan kişi gibi sadakalarınızı başa kakarak ve eziyet ederek boşa çıkarmayın. Şimdi bir de zekatını vermeyenlerin durumu ve görecekleri cezalarla alakalı ayetleri okumaya başlayalım. Tevbe suresi 34. ayet. Ey iman edenler!
Yahudi bilginlerinden ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanları korkunç bir azab ile müjdele. Allah'ın kendilerine ihsan ettiği malın zekatını vermeyenler iyi ettiklerini, zengin kalacaklarını zannediyorlar. Halbuki kendilerine kötülük etmiş oluyorlar. O mallar cehennemde azap aleti olacak, yılan şeklinde boyunlarına sarılıp baştan ayağa kadar onları sokacaktır. Ali İmran Suresi 180. Malı, parayı biriktirip zekatı vermeyene çok acı azabı müjdele. Zekatı verilmeyen mal, para cehennem ateşinde kızdırılıp sahibinin alnına, böğrüne, sırtına mühür gibi basılacaktır buyuruldu. Tevbe Suresi 34-35. Şimdi elimden geldiği kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de zekat ile ilgili ayetleri anlatmaya çalıştım. Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde zekatla alakalı ayetler vardır. Ben elimden geldiği kadarıyla en çarpıcı olanlarını almaya çalıştım. Benim aldıklarımdan hariç bir o kadarı daha vardır tabii ki. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz.